Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Değerli YouTube takipçilerim, sizlere bugün frit evde nasıl yapılır, nasıl lezzetlenir, sizlerle frit paylaşması yapacağız. Öncelikle 2 o kadar patatesimizi tenceremize alıyoruz. Güzel yıkadıktan sonra patateslerimizi, 2 o kadar patatesimizi soyup dinliyoruz. Yağımızı 700 gram kadar taze yağımızı ocağımıza alacağız. Herkesin bildiği gibi ama nasıl lezzetlendirir sizlere amacımız, onun tarifini veriyoruz. Baharat olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un, az acılı kırmızı biber, kimyon, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber karışık. Evet, güzel de patateslerimizi kenara alalım. Yıkanmış olan patatesimizi güzelce doğrayalım. Çok ince kesinlikle doğramayalım. Ocağımıza da 700 gram kadar yağımızı aldı. Böyle gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle hazır konjelatördeki fritleri kullanmayın. Onlar çok zararlı. Çok zararlı, hiç de lezzeti yok. Eminim bunu zaten herkes biliyor. Herkese rahmet dolu, bereket dolu, sağlık dolu efendim bir cuma akşamı diliyoruz. Şöyle güzelce bir doğrayalım. Yağımızı ocağımıza aldık, kızıyor. Yağım kızdı, hemen atmam gerekiyor. Yağınızın 2 dakika kızması yeterli. Kesinlikle yağınızı bir patatesi atın. Kabarcıklar oluşuyorsa yağınız kızmış. Kesinlikle çok kızdırmayın yağınızı. Ama kızmamış yağı da atmayın. Kızmamış yağı atarsanız eğer patatesleriniz yağ çekecektir. Kızarmaz. Şöyle güzelce. Böyle çok lezzetli oluyor. Kaşığımla güzelce karıştırıp hemen şöyle elimle karıştıracağım. Daha güzel yemesi için böyle elimizin kuru olması, patateslerimizin de kuru olması gerekiyor. Peçeteyle patateslerimizin suyunu aldım. Bunu unutmuyoruz. Çünkü eğer suyunu almasak un, baharatlarımız elimize ve patatesler almayacaktır. Elimize yapışacaktır. Bir kiloya bir tepeleme un, yemek kaşığı un yeterlidir. Böyle çok lezzetli oluyor. Yumuşacık oluyor, lezzetli oluyor. Evet. Hiç kullanmamışsa ayçiçek yağımıza göndereceğiz. Daha önceden kızarmış pişi yağlarına, hamur kızartma yağlarına kesinlikle değil. Bunun yağı taze olacak. Evet. Evet, yağımızı test edelim. Kabarcıklar tamamdır. 2 dakika kızması yeterlidir. Yağım çok. Çoğu olduğu zaman yarım kilosunu hepsini birlikte koydum. Evet. Patatesiniz yarım piştikten sonra ancak müdahale edip bir karışım yapabilirsiniz. Bu aşamada kesinlikle dokunmayın. Çok piştikten sonra da sadece çıkaracaksınız. Patatesiniz yarım piştikten sonra, ondan sonra karışım yapıyorsunuz. Evet. Bu şekilde güzelce kızarsın. Herkesin sabah kahvaltıları efendim. Afiyet barışık olsun diyoruz. Bizim mutfağa abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizlere, sizler için emek veriyoruz. Bizi izleyen herkese buradan saygılar sunuyoruz. Herkese rahmet dolu, bereket dolu, sağlık dolu, huzur dolu efendim bir cuma akşamı diliyoruz. Şimdi soğanımızı da doğrayalım. Soğan çok iştah açıcı olur, çok güzel oluyor.
Mürekkebi çorba var. Az bir tuz var mı? Biraz tatlı. Az bir tuz atıyoruz. Güzel oluyoruz. Çorba da var, pirinç de var. Kanat çıkardım. Onu ablam gelsin ile yap. Mangal yaptım veyahut da fırında bakalım. Hangisini ayarlayabilirsek. Şöyle. Taze ekmek aldım. Kuasyon adım yiyebilirsin. Çikolatalı, iyi çikolatasız. Buradan abin gibi fırınlardan aldım. Böyle güzel. Evet, böyle kanadımızı da sosladık. Hazır olsun. Bu da öğle yemeğini yapacağız. Şimdi sabah kahvaltısındayız. Öğle yapacaksak sabahından düşünmemiz lazım. Çıkarmamız lazım. Soğan böyle tuzlu olduğun zaman çok lezzetli oluyor. Değerli takipçilerimiz lezzetini alıyor böyle. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu patatesin yan altına koyup üzerine tepsimize patatesimizi servis tabağımıza alacağız. Çok lezzet oluyor. Evet, bu aşamada dokunuyoruz. Böyle çoz çoz kızarıyorlar. Kesinlikle yakmayacağız. Böyle kırmızı, biraz kırmızı olmasını sağlayacağız. Çünkü patateslerimizi biraz iri doğradık. İnce doğramadık. Lezzeti burada zaten. Hazır patatesler, o diskot fritler mağazalarda satılıyor. Ben iki sefer aldım, çöpe attım. Yemin billahi diyorum, yenilmiyor. Bunu zaten biliyorlar herkes. Hiç yemeğe de gerek yok. Evde yapılan çok lezzetli oluyor. Eğer ki çocuklarınıza güzel bir şey yapmak istiyorsanız emek verip elde böyle yapmanızı gerçekten tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi çıkarıyoruz. Evet. Şimdi sosumuzdan da biraz gezdirelim. Çok lezzetli oluyor böyle. Ketçap mayonez de koyalım. Servis yapalım sıcak sıcak. Şöyle kapaklarını kesinlikle unutmuyoruz. Açıyoruz. Evet. İkisini de aynı şekilde açtık. Alüminyumları ağzında bırakmayın kesinlikle. Yesinler sıcak sıcak. Çok koymayacağım. Yedikçe. Şöyle. Şimdi yapacak olanlara afiyet olsun diyoruz. Bu herkesin bildiği gibi pratik bir bilgiyi sizlerle paylaştık. Nasıl lezzetli olunur amacımız o. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Birbirinin güzel tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Herkese afiyet olsun diyoruz. Sıcak sıcak servis yapıyoruz.